kuşla tanıştıracağız. En az getiriyor. 1 milyon. 1 milyon kuşla tanıştıracağız. Onun için şey etmeyin yani sesini duyacak. Mesela çok güzel. Ben de vereyim. Ama su. Öyle mi? Açıklamaya. Oo ben görüyorum. Nasıl bir şey? Gel sen de bak. Serdar şunu içeri bırak. Evet kötü duruyor. Niye şimdiye kadar söylüyor? Yok. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürlüğü Van'ın yaban hayatını tanıtmak amacıyla gelen bütün isteklere hizmet vermekte. Son olarak da bir tur şirketi olarak bize Van'ın yaban hayatını tanıtır mısınız teklifi gelince hem memnun olduk. Geziden sonra daha memnun olduk. Çünkü gelenlerin doğaya bakış açısını bir nebze olsun Van'ımızı tanıtabildiysek ve tanıttığımızın da kanaatindeyim. Bu 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Merkez Müdürlüğü olarak bugün Adır Adası'na geldik. Van Gölü'nün en büyük adalarından olan Adır Adası. Adır Adası'nda da martıların üreme yeri olduğu için hem martıları hem Adır Adası'nı farkındalığı yaratmak için gelen misafirlerimize gezdirdik. Hem karayla, karayoluyla geldiler, tekneyle adaya geçtiler, adada martıları gördüler. Dolayısıyla çok eğlenceli ve çok faydalı bir gezi oldu. Sulak alanlara dikkat çekmek istiyoruz. Sulak alanlar tabiatın rahimleridir, üretim yerleridir. Eğer rahimde bir hastalık veya yok olduğu zaman üretim yok olacak ve sonumuzun felakete doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunun için Erçek Gölü uluslararası sulak alanı koruma alanı olarak tayin edilmiş bir göl. Erçek Gölü'ndeki kuş popülasyonu misafirlerimize gösterdik. İstanbul'dan dostlarımızla beraber buraya geldik. Van'da herkesin gezdiği ve kimsenin gezmediği yerleri buradaki dostlarımızla birlikte dolaşarak insanlarda hem doğa bilinci hem Van'ın güzellikleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Tabii bunun arasında Adır Adası'na gelmeden de olmuyor. Adır Adası'ndaki martı kolonisi. Dünyanın herhangi bir yerine gidiyorsunuz, dünyanın birçok yerine gidiyorsunuz. Albatroslar için milyonlarca, binlerce dolar harcayarak geziyorsunuz. Burada gözünüzün önünde bir doğa cenneti var. Van'ı önermeyen taş olur, olur mu? Yani Van dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Yıllardır zaten ben dilim döndüğünce anlatıyorum. Bu Van'daki tema nerede var? Kuş gözlemciliği, sulak alanlar, Ahtamar Adası, gölü, inci kefalı, hatta martıları. Kedisi, yani insanlar doğayı sevip de Van'ı nasıl sevmez? Çok güzel. Van'ın doğasını, tabiatı, hayvanları, bu güzellikleri görmek için geldik. Adır Adası çok muhteşem. Martıların yumurtalarını yakından görmek çok güzel. Keyifli bir gezi oldu. Herkesi bekliyoruz Van'a. Thank you.
Hadır Adası'nda şimdi martılar üremek için yerleşim yeri olmaması için gayet sakin bir şekilde üremelerine gelip gördüğümüz gibi yumurtlamalarına başlamış, kuluçkaya yatmak üzereler. Bir ay sonra yeni bireyler ortaya çıkacak. Kuş popülasyonu olarak bu sene sayısı epey artmış. Milyonlarca martı var. Bu 1 milyon 800 bin, 1 milyon 200 bin gibi. Ama bu sayı 3 ile çarpılacak. Giderken 1 milyon geldiyse 2 milyon şehre geri dönecek. Van halkının tabiata bu kadar değer verip korumaya çalışması takdir edilecek bir davranış. Adırada'sı büyüledi. Tabiatıyla hayran kaldık. Martıların yumurtlama dönemine denk gelmemiz de bizim için ayrı bir deneyim oldu. Çok büyüleyici, gerçekten çok güzel. Genel olarak çok fazla bir ön yargım yoktu gelirken ama yine bu kadarını da beklemiyordum. Gerçekten herkesin görmesi gereken yerlerden biri var. İlk defa geliyorum. Daha önce Van Gölü'nün üstünden uçup havaalanına çok inmişliğim var. Ama şehri hiç gezmemiştim ve yıllardır hani çok merak ettiğim bir yerdi. Sadece adada kiliseyi zannediyordum ama o kadar çok güzel ağaçlar var ki bu kadar yeşil olabileceğini hayal etmiyordum. O işin hani kazanç olan ikinci tarafı. Çok etkilendik. Çok güzel. Geldiğimden beri çekiyorum ve gönderiyorum arkadaşlarıma ve gruplara. Hani bir daha inşallah gelelim, hep beraber yapalım diye. Ben sanırım birkaç kez daha geleceğim. Bir kere inanılmaz güzel bir tabiat güzelliği var. Ve buranın bence en büyük zenginliği bu. Aynı şekilde tarihi eserlerinin de kısmen bozulmuş olması buranın değerini bence çok çok daha yükseltiyor. Yine aynı şekilde söylemem gerektiğiken şey şu, bir ön yargı olarak belki toplumda var ama mutlak surette Doğu'yu bütün Türk vatandaşlarına görüşmesi gerekiyor. Harika buldum. Çok da görmek istiyordum. İyi ki gelmişim. Hiç bir yorum yapmadım. Güzel olabileceğini düşündüm. Hiç de yanılmadım. Özellikle Van neresini beğendiniz? İnsanlarını da sevdim, doğasını da sevdim. Çok güzel bir ada. İnşallah bütün eserlerimizi bozmadan restore eder ve korumaya alırız.